İşçi Partisi'ne bir yönelme olur mu? Olur. Ben i̇şte, size hani o geldi şimdi aklıma. Burada kopuşu engellemek için diyor, Özgür Özel böyle bir hamle yaptı diyor. Ya şimdi bunların aslında tüm tartışmalar, yani Alevilik üzerinden yürüyen ve diğer konuları üst üste koyduğunuzda ortaya bir şey çıkıyor. Bu tartışmalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki tartışmanın dışa yansıması. Parti içindeki güçler savaşırken birbirlerinin açık noktalarını ortaya çıkartıyorlar. Yani 2010'dan 2013 yılına kadar Kemal Kılıçdaroğlu yönetirken niye sesleri çıkmıyordu o zaman? Hiç veya işte bir uyar demiyorum daha doğrusu, bir söylemleri falan yoktu. Gayet iyi gidiyorlar değil mi? Hı. Bir şey yoktu. Onun için bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyen bir kesim ortaya çıkınca Sayın Kılıçdaroğlu'nun kimliğini bence çok da utanmazcaydı o. Türkiye'de kimlik üzerinden tartışma yapılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Kendisi video çekti ama. Ya kastettiğim şey şu, bazıları çıktılar dediler ki işte senin bu kimliğinden dolayı oy vermezler diye yazdılar. Çizdiler, unutmayalım yani. Bu kendi tartışması. Çünkü sana oy verilmez anlamında. Bugünkü Murat Hoca'nın da bahsettiği aslında bu belki bir değişim oldu algısının ortaya çıkması, bir tekrar yeniden bir umudu ortaya çıkartır. Bu şundan da kaynaklanıyor. Öyle bir aslında o da Sayın Akşener'in şeyidir bence. Böyle damgası oldu. Kazanacak kazanamayacak aday tartışması var ya. Kazanamayacak, biz senin kazanamayacağın tartışmasını yürüttük ama kazanamadın falan, ama orada bir şeye dikkat etmek lazım. Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü çok orada. Burada ben Kılıçdaroğlu savunmak anlamında söylemiyorum ama ortada objektif bir şekilde baktığın zaman bir şey gözüküyor. Kılıçdaroğlu'nun ne benim savunmama ihtiyacı var ne de ben onu savunurum. Onu da söyleyeyim. Ama sağı bölme ve CHP etrafında toplama stratejisini başarıyla yürüttü mü yürütmedi mi? Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün %48 oy aldı. 48'e yakın oy aldı. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki resmi dayanarak söylüyorum. Saadet Partililer neredeyse her gün Filistin konusunun tek savunucusuymuş gibi konuşurken bugün Özgür Özel grup başkanı ve bugün genel başkan oldu. Saadet Partisi'nin yani kendi ittifak ortağını Kılıçdaroğlu'nun resmini Aslılar Partisi'ne orada ilan ettiler şeylerini, adaylıklarını. Hamas'a ne diyor? Terör örgütü diyor. Şimdi bunu kastettiğim şey şu. Bu kadar farklı düşünen değil mi? Veya şunu işte bir izleyelim mi hocam? Şu Hamas'ı terör örgütü dediniz ya, atlamayalım. İkidir geliyor ama altını çizmek adına. Bir iki numaralı bandımız Özgür Özel ne demişti ona bir bakalım. Bir terör örgütü olan Hamas'ın bir gece yarısı attığı füzelerle, sivillere attığı füzelerle yaptığı katliam, bunu araçsallaştıran İsrail Devleti'nin devlet terörüne dönüştü. Evet. Mesela cümle bu. Cümle bu. Ne tarih biliyor, ne Orta Doğu biliyor, ne Türk siyaseti biliyor. Hiçbir şey bilmiyoruz Özgür'e bu konuşmasında. Eczacılık biliyor. Onu da yapmıyor, siyaset yapıyor. Yaptığını zannediyor. Şimdi bunu açıkça söylemek gerekiyor. O haritaya baktığı zaman veya kim gösteriyorsa danışmanları veya gösteriyor. Hamas'ın bugün etkili olduğu veya işte şeyin Hamas hükümetinin diyelim orada Hamas'ın var olduğu toprakların dışındaki toprağın İsrail'e olduğunu görecek kadar tarih bilgisiz. O topraklar kimin? Sen neyi konuşuyorsun? Toprak hani hangi İsrail'in İsrail'in şöyle söylüyorum ey Özgür Özel. İsrail'in sınırları nereye? Hangi sınırlar var ki İsrail'in Hamas oraya, Filistinliler oraya saldırı düzenledi? Yani bu soruyu sormak gerekli. Birleşmiş Milletler'in terör listesinde PKK var değil mi mesela? Tabii PKK var. Ama Hamas yok orada. Bu soruyu sorma, şöyle. Yani bu topraklarda hangi şifalı otlar yetişir diye sorarsan söyleyebilir. Şimdi onun için bunu görmek lazım. Bunu ben Türk televizyonlarında öyle kelli felli profesörle falan da konuşuyorlar, onu da söyleyelim. Yani o işgal topraklarını gözden kaçırıyorlar. Bakıyorlar bugün Batı Şeria'daki süngeri haline dönüşmüş, 200 parça halindeki Batı Şeria'ya ve köşeye sıkışmış Gazze'ye bakıyorlar. Ondan sonra diğer beyaz toprakları beyaz renkte gösteriyorlar. Orayı İsrail zannediyorlar. Sadece Saadet Partisi değil, Gelecek yani şey Partisi de. Bunlar gafil. Da... Yani şey de değil, bilinçsiz de. Şimdi konuşuyor ya adam kendi toprağını savunuyor. Hamas'ınki saldırı değil, taarruzdur. Bunu sana söyleyeyim, taarruz. Taarruzla saldırı arasında fark vardır. Bunu bilmeyecek kadar cahiller. Çünkü adamlar 16 yıldır abluka altındalar. Şimdi adam onu söyleyeceğim. Şimdi Kılıçdaroğlu diyoruz ya, bütün sağ, farklı sağ, işte AK Parti'den ayrılan iki parti, o kadar hatta aldıkları oy üzerinden
öyle bir yatırım aracı bile yoktu herhalde. En büyük yatırım aracı olarak seçimde ortaya çıktı. İşte bire kaç aldı? Bire 39 mu aldı? Bire 40 mu aldı? Öyle bir şey var. Hem o sağı bölme, hem sıfıra, de diğer 39. Hepsini toplama konusunda pek yoktu toplama çünkü, konusunda İmamoğlu diyorum, ne onun ismi, Kılıçdaroğlu başarı sağladı. Ama sonuçta kazanamadı. Göreceksiniz önümüzdeki Mart seçimlerinde, şimdi bir umut oluştu ya, evet değişti. Kazanacak aday, kazanamayacak aday tartışması oldu. Kılıçdaroğlu kaybetti, bütün suçlu o. Mart ayında göreceksiniz kazanamayan aday serisinin, yani ilk yenilgisini alacak şey. Ne onun ismi? O bir şey vardı ya, Kemal Bey'in tıpış tıpış ilk girecekler. Ekmelettin İhsanoğlu 2014 evet. seçimlerinde aday olduğunda Ağustos ayında yapılmıştı seçimler. İşte CHP seçmeni sahilde olacak, nasıl sandık başına gider dendiğinde, bir de Ekmelettin İhsanoğlu'na zaten itiraz eden CHP'liler gündeme geldiğinde şimdi, tıpış tıpış gidecekler diye Kemal Bey'e... İyi Parti'nin söylemi, her gün şahit oluyorum ben, her gün. Haftanın 3 günü şahit oluyorum. Milliyetçi söylemi yoğun bir şekilde kullandıklarını görüyorum. Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı falan, selam Osman Kavala'ya nasıl, neyle gideceksiniz? Ha, bunu eleştirdiler. Bunu eleştirdiler de şöyle bir tutarsızlıkları var. Selahattin Demirtaş'la kahvaltıyı kim yapacaktı? Şimdi söyleyeceğim hocam. Buradaki mesele şu. Toplumun önüne çıkacaksınız. Şu ana kadar adaydınız. Bakın Özgür Özel bugüne kadar, düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi delegesinin önüne çıkan bir adaydı. Ama bundan itibaren neyin önüne çıkan bir aday olacak? Delegenin önüne çıkan bir aday değilsiniz. Türk milletinin önüne çıkacaksınız. Türk milletine bir söylem. Türk siyasetiyle ilgili, dış politikasıyla ilgili, ekonomisiyle ilgili bir şeyler söyleyeceksiniz. Bu iki başka bir konu. Bugünkü yaşanan tartışmalar ve biraz önce Sayın Kemal Bey'in, Kemal Çiçek değil mi? Mustafa Kemal Çiçek değil mi? Evet. Tweetinde ortaya. Ben şöyle söyleyeyim. Öyle bir Ekrem İmamoğlu'nun egosunu törpüleyemeyecekler. Ekrem İmamoğlu'nun egosu... Özgür Özel'in de egosu güçlüdür ama. Güçlüdür ama Ekrem İmamoğlu'nun özellikle İstanbul'daki seçimlerinde, hani ismi il başkanı seçimlerindeki ortaya çıkar ve devam edin. Bu hala mekanın sahibi kimdir tartışmasını bitirmiş değil Ekrem İmamoğlu. Bugünkü parti meclisinin ortaya çıkmamasının nedenlerinden birinde bu olduğunu düşünüyorum. Benim merak ettiğim başka bir şey daha var. Kaftancıoğlu ne yapacak? O bitti yani artık. Tabii, bitti o vardı yani bir Kaftancıoğlu. Bitti o. Son bir şey bence yani bu tartışma... Bitti derken artık aday da olmadı zaten. Eğer bu tartışma CHP içinde Alevilik ve başka şeyler üzerinden devam ederse İşçi Partisi'ne bir miktar burada bir gidiş olabilir. Bir şey daha söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nun etrafındaki takımla Özgür Özel'in, benim bugün gördüğüm birkaç resim, siz de gördüğünüz bilmiyorum, baktım böyle işte siyasaldan birkaç hocayla resimleriyle karşılaştım. O resmin birbiriyle uyuşacağını da düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi o resme baktığımda orada nasıl söyleyeyim, yani bir kırkların şeyini görüyorsunuz yani. Ne onun ismi? Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyorsunuz kırkların. Yani şöyle söyleyeyim. Baskıcı siyasal bilgiler fakültesinin kantinindeki solculuk yapan kesimlerin yani bir anlamda Özgür Özel'in etrafında toplanmaya çalıştığını. Yani bu resmi gördüğünüzde zaten önümüzdeki süreçteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleminin ne olacağını da rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bu iç tartışma artı Ekrem İmamoğlu partinin neresine oturtacaklar? Bu tartışma önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışması olacak. Ekrem İmamoğlu'nun etrafında kümelenen ve belediyeler tarafından desteklenen, tırnak içinde bunu söylüyorum, yazar çizer takımıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetim arasında da bir tartışma önümüzdeki süreçte gündeme gelebilir. Şöyle mi? Yani onlar da yani Özgür Özel'i de mi tefe çıkartabilirler, onu mu diyorsunuz hocam? Şimdi bu ayrışma yaşandı. Halk TV'yi elinden aldılar Cumhuriyet Halk Partisi'nin, değil mi? Ben açmak için. Onu söylüyorum. Yani yarın Ekrem İmamoğlu'nun etrafında kümelenen gazeteci, yazar çizer takımı boş duracak mı? Yani bu şeyin, sürecin Ekrem İmamoğlu'na da bırakmasını isteyecek. Peki Özel'in etrafında kümelenmeye başlayan, var olan ve kümelenmeye başlayacak olan kesim buna ne diyecek? Tartışma büyük.